Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Yine hücreye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi organelleri ve çekirdeği işledik, bitirdik. Şimdi hücre ile ilgili artık sitoplazma içerisindeki son kısmımız hücre iskeletinden bahsedeceğiz. Hücre iskeletinden bahsettikten sonra hücreler arası bağlantılardan bahsedeceğim. Bitki hücrelerindeki bağlantı, hayvan hücrelerindeki bağlantıdan bahsedeceğim. Daha sonra da arkadaşlar hücre duvarı diyeceğiz ve artık hücrenin sitoplazma kısmını bitirmiş olacağız. Sonraki videolarımızda ise hücre zarına, hücre zarından madde geçişlerine geçiş yapmış olacağız. Şimdi nedir hücre iskeleti? Hemen şöyle sayfamızı değiştirelim. Arkadaşlar hücre iskeleti hücrenin içerisinde dayanıklılık sağlayan, yani bizim kemiklerimiz neyse, bizi nasıl dik tutuyorsa, işte şekil veriyorsa, hücre iskeleti de hemen hemen aynı görevi görüyor. Organellerin yerlerine sabit kalmasını sağlayabiliyor veya hareket etmesini sağlayabiliyor arkadaşlar. Bu gibi özellikleri var. Şimdi biz hücre iskeletini 3'e ayırıyoruz. En kalından en inceye doğru baktığımızda mikrotübüller, arafilamentler veya diğer bir ismiyle intermediyer filamentler ve mikrofilamentler olarak 3'e ayırıyoruz. Ben böyle tablo halinde anlatacağım arkadaşlar bunları. Şöyle kalemimi alayım. Şöyle en kalından en inceye doğru yazıyorum. Bakın mikrotübüller. Daha sonra arafilamentler ve son olarak da mikrofilamentler. Bu şekilde 3'e ayırdık. Şimdi hatırlarsanız size dedim ki organelleri anlatırken sentrozomdan çok fazla bahsetmedim. Dedim ki sentrozomdan hücre iskeletinde daha detaylı olarak bahsedeceğim. İşte mikrotübüller kısmında arkadaşlar sentrozomdan daha detaylı olarak bahsedeceğiz. Peki nedir mikrotübül? Arkadaşlar mikrotübül içi boş olan, işte tübülün dediğimiz proteinlerden oluşur arkadaşlar ve içi boştur bunların. Tübülün proteinleri bir araya gelirler, içi boş bir yapı oluştururlar. Biz bunlara ne diyoruz? Mikrotübül diyoruz. O zaman şöyle diyelim. Tübülün proteinlerinden kalemim yazmadı. Şöyle. Tübülün proteinlerinden meydana gelir ya da proteinlerinden oluşur. Proteinlerinden oluşur dedik. İkinci özelliğimiz nedir peki? Arkadaşlar her bir tübülin proteininin iki alt birimi vardır. Biz bu yapıya dimerik yapı diyoruz. D zaten 2 demektir. Dimerik yapıdır. Bu yapımlar, bu birimler alfa tübülin ve beta tübülin olarak ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Bu şekilden isim olarak bilmeniz yeterlidir. Peki. Mikrotübüllerin görevi nedir? Mikrotübüller öncelikle hücreye şekil veriyor ve onu destekliyor arkadaşlar. Ayrıca motor proteinlerine sahip olduğu için de organellerin hareket etmesini sağlıyor. Yani bir nevi organel hareketi hücreye şekil verme olaylarından sorumludur. O zaman şöyle yazalım. Her tübülin proteini iki alt birimden biz bu yapıya ne diyorduk? Dimerik yapı diyorduk, değil mi? Dimerik yapı. İki alt birimden oluşur dedik. Bunlar neydi arkadaşlar? Alfa tübülin ve beta tübülin. Bu iki birimden oluşuyor bizim mikrotübül dediğimiz veya tübülin dediğimiz proteinler. Bunların görevleri neydi? Görevlerini de yazalım. Görevi hücreye şekil verir. Hücreye şekil verir. Onu destekler. Daha sonra bir diğer görev dedik. Motor proteinlerine sahip olan organellerin hareket etmesini sağlar. Evet, bu şekilde de mikrotübüllerin hemen hemen görevlerini yazdık. Peki devamına gelelim. Arkadaşlar hayvan hücrelerinde bakın mikrotübüllerin uzamaya başladığı yerler vardır. Bu yerler
Yaklaşık olarak hani çekirdeğin yakınında bulunuyor arkadaşlar ve mikrotübül organize edici merkez olarak isimlendiriliyor. Biz bu merkeze sentrozom diyoruz. İşte geldik sentrozoma. Bakın sentrozom buradan itibaren anlatmaya başlayacağım. Hatta şöyle kırmızı kalemle sentrozom diyeyim. Daha da belli olsun. Sentrozom. Ne dedik? Hayvan hücrelerinde değil mi? Bitki hücrelerinde sentrozom yoktu. Hayvan hücrelerinde mikrotübüllerin uzamaya başladığı yer nerede bulunuyormuş arkadaşlar? Çekirdek yakınında. Çekirdek yakınında bulunur. Buraya arkadaşlar ne diyormuşuz biz? Mikrotübül organize edici merkez yani sentrozom diyormuşuz. Bu yapıya sentrozom denir. Bu yapıya sentrozom denir. Şimdi sentrozom ne yapıyor peki? Arkadaşlar sentrozom içerisinden ilk önce bahsedelim. İçerisinde üçlü mikrotübülleri, şimdi üç tane mikrotübül bir araya geliyor. Şöyle çizgi gibi düşün. Üç tane mikrotübül bir araya geliyor. Daha sonra bunlar da dokuzarlı şekilde yine bir araya geliyorlar ve sentriyol dediğimiz yapıları oluşturuyorlar. Bu sentriyollerden de her iki tanesi bir araya gelerek sentrozomu oluşturuyor arkadaşlar. Hücre bölünmesi sırasında sentrozom ikiye katlanır yani eşlenir. Bunu da unutmayalım. Hücre bölünmesi sırasında sentrozom eşlenir arkadaşlar unutmayalım. Evet yazalım o zaman. Sentrozomun içinde üçlü mikrotübüllerin 9 set halinde 9 set halinde bulunur diyelim. Sentrozomun içinde üçlü mikrotübüller şurayı karalayayım. 9 set halinde bulunur dedik arkadaşlar ve bunlar dediğim gibi halkasal yapı olan sentriyol oluşturur. Bunlar sentriyolü oluşturur. İki sentriyol birleşerek sentrozomu oluşturur. Sentrozomu oluşturur. Evet, bu şekilde söyledik. Bir de ne dedik? Hücre bölünmeden önce sentriyoller eşlenir diyelim. Hücre bölünmeden önce sentriyol eşlenir. Eğer eşlenmezse zaten hani sentriyoller sonuçta ipliklerini oluşturuyor. Kromozomlara bağlanarak onların kutuplara, kardeş kromatitlerin kutuplara doğru çekilmesini sağlıyor arkadaşlar. Eğer ki bölünme olmazsa kromozomlara tutunamayacak, tutunsa bile ayrılma tam olarak gerçekleşmeyecek ve buna bağlı olarak mutasyon dediğimiz yapılar oluşacak. Ya yani mutasyonlar sadece veya işte hatalar sadece DNA'da olmuyor. Hücre bölünmesi sırasında da meydana gelebiliyor. Evet, hücre bölünmeden önce sentriyol eşlenir dedik. Arkadaşlar, mantarlarda ve bitkilerde sentriyol yoktur. Ama bunlar da sentrozomun görevini kim yapıyor? Tabii ki mikrotübüller yapıyor. Onu da yazalım. Mantarlarda ve bitkilerde sentriyol yoktur. Sentriyol yoktur. Onun görevini mikrotübüller yapar. Mikrotübüller yapar. Şimdi burada yerim kalmadı. Şuradan devam edeceğim. Ara filamente zaten çok fazla bir şey yazmayacağız arkadaşlar. O yüzden şu alttan devam ediyorum. Zaten ara filamenti buradan hemen ayırırım. Anlaşılır. Şuradan devam edelim. Şimdi mikrotübüller yapar dedik. Arkadaşlar, mikrotübüller ayrıca kamçı ve sillerin oluşumunda da görevlidir. Şimdi sentrozomun yapısını buraya kadar anlattık zaten. Sentrozomun görevi neydi? Hücre bölünmesi sırasında iyi ipliklerini oluşturuyor ve kromozomların sentromer dediğimiz bölgesine tutunarak kardeş kromatitlerin birbirinden ayrılmasını sağlıyor arkadaşlar. Sentrozomun görevi bu. Yapısından da bahsettik. Şimdi geçiyoruz mikrotübüllerin diğer görevlerine. Mikrotübüller
Kamçı ve sil oluşumunda da görevlidir arkadaşlar. O yüzden oldukça önemli bir göreve sahip yine. O zaman yazalım. Mikrotübüller. Mikrotübüller kamçı ve sil oluşumunda görevlidir. Mesela hayvanlardaki sperm hücreleri, bunlar kamçılıdır arkadaşlar. Bunun yapımı yine mikrotübüllere bağlıdır. Algiler, işte bazı bitkiler kamçı taşıyorlar arkadaşlar. Dediğim gibi bunu sağlayan kimdir? Mikrotübüller. O zaman yazalım. Sperm hücresi tabii hayvanlardaki sperm hücresi, bitkilerdeki değil. Sperm hücresi, daha sonra alg, mesela öglena, paramesyumda da sil vardır arkadaşlar. Paramesyum. Bu arada parantez içerisine yazayım, sil var diye. Bu yapılara sahiptir diyelim. Bu yapılara sahiptir. Bakın spermde, alg ve öglenada ne var? Kamçı, paramesyumda sil vardır arkadaşlar. Unutmayalım. Şimdi mesela bizim dokularımızda da sil bulunabilir. Mesela arkadaşlar nerede? İnce bağırsağımızın iç yüzeyinde siller bulunur. Biz bu sillere hatta mikrovilluslar diyoruz, değil mi? Mikrovillus. Bu mikrovilluslar sayesinde hem emilim ve sindirimin yüzey alanı genişlemiş oluyor, hem de besinin tutunarak kalın bağırsağa geçmesi engellenmiş oluyor. İşte eğer ki bir dokunun yüzeyinde sil bulunuyorsa arkadaşlar, o sıvının bu doku yüzeyinde hareket etmesi sağlanmış oluyor. Aynı durum kadınlardaki rahim içinde de geçerlidir. Rahimin içerisinde bulunan, İşte o yumurta kanalında bulunan siller arkadaşlar, spermin ayrıca yumurtanın hareketini kolaylaştırıyor. Bu yüzden de oldukça önemli yapıya sahiptir siller. O zaman şöyle yazalım. Eğer bir doku yüzeyinde sil bulunuyorsa hareketi kolaylaştırır. Kolaylaştırır dedik. Mesela örnek verelim. Örnek. İnce bağırsaklardaki mikrovilluslar. Mikrovilluslar. Ya da dişilerde bulunan arkadaşlar, yumurta kanalını döşeyen siller. Yumurta kanalındaki siller, bunları örnek olarak verebiliriz. Veya işte bizim yine nefes borumuzun içerisinde de vardır. Bunlar ne yapıyor? Yine hareketi kolaylaştırıyor. Evet, gelelim. Kamçı ve sil nasıl hareket ediyorlar? Arkadaşlar, ikisinin hareket etme şekli birbirinden farklı. Kamçı dalgalanma şeklinde, yani bir balığın yüzmesi gibi düşünün. Yani şu şekilde hareket ediyor, dalgalanma şeklinde. Sil ise kayık kürekleri gibi, hani böyle bir açılıp bir kapanma şeklinde hareket ediyor. İkisinin de hareketi farklıdır arkadaşlar. Ayrıca şundan da bahsedeyim. Hani hareketleri nasıl olduğu çok önemli değil ama dineyin dediğimiz bir protein var arkadaşlar. Dineyin proteinleri sil ve kamçıların bükülmesinden sorumludur. Yani aslında neyinden sorumlu? Şeklinden sorumludur. O zaman yazalım. Dineyin proteinleri sil ve kamçının bükülmesinden sorumludur. Evet, bu şekilde mikrotübüllerle ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Dediğim gibi mikrotübüller en kalın olanlardır. Tübülün proteinlerinden oluşuyor ve zaten neler yaptığını da söyledik. Şimdi geliyoruz biraz daha orta kalınlıkta olan ara filamentlere. Arkadaşlar, ara filamentler diğer bir adıyla intermediyer filamentler olarak isimlendirilir. Zaten bizlere de ara filament demez, intermediyer filament denir. İntermediyer filamentler. Yani diğer ismini bu şekilde bilebiliriz. Bunlar orta kalınlıktadır. Orta kalınlıktadır. Hani bunun yapısında şu protein vardır, şu vardır diyemiyoruz. Birçok proteinin bir araya gelmesiyle oluşuyor arkadaşlar ara filamentler. Bunlar gerilmeye karşı dayanıklıdır. Gerilmeye karşı dayanıklıdır. Yani hücrenin içerisinde işte gerilme, eğilme, bükülme varsa buna karşı dayanıklıdır ara filamentler.
Ara filamentler arkadaşlar diğerlerine göre daha kalıcıdır. Yani kolay kolay parçalanmaz. Kolay kolay parçalanmaz. Mesela mikrotübüller olsun, mikrofilamentler olsun istenildiği zaman kolaylıkla parçalanıp yeniden oluşturulabiliyor. Ama ara filamentler kolay kolay parçalanmıyor arkadaşlar. Ara filamentlerin bir diğer görevi de hücrenin biçimini korurlar, güçlendirirler ve bazı organellerin yerlerinin sabit kalmasını sağlarlar. O zaman yazalım. Hücrenin biçimini korur. Biçimini korur ve bazı organellerin yerlerinin sabit olmasını sağlar. Sabit olmasını sağlar. Şimdi karışmasın diye şöyle araya, bakın ben bunu şu şekilde ayırayım. Ara filamentleri mikrotübüllerle karışmasın arkadaşlar. Şimdi geliyoruz mikrofilamentlere. Arkadaşlar mikrofilamentler de aktin dediğimiz proteinlerden oluşuyor. Aktin proteinleri. Nerede duyduk biz aktin proteinlerini? Aktin miyozin kas kasılması sırasında duyduk, değil mi? İşte oradaki aktin proteinleri nedir? Mikrofilamentlerdir. Bunlar en ince olan hücre iskeleti elemanıdır arkadaşlar. Mikrofilamentler. Şöyle yazalım. Aktin proteinlerinden oluşur diyelim. Aktin proteinlerinden oluşur. Oluşur. Bir diğer özelliği yine bu da gerilmeye karşı dayanıklıdır. Aynı ara filament gibi. Gerilmeye karşı dayanıklıdır. Mikrotübüller biraz daha gevşek, yani esnektir, ama ara filamentler ve mikrofilamentler biraz daha sağlamdır arkadaşlar. Gerilmeye karşı dayanıklı. Şimdi mikrofilamentler başka proteinlerle bir araya geliyor ve ağsı bir yapı oluşturuyor arkadaşlar. Bu yapıda hemen hücre zarının altında bulunuyor. Ve hücrenin desteklenmesini, yani hücre biçiminin korunmasını sağlıyor mikrofilamentler. Dediğim gibi başka proteinlerle bir araya geliyor ve ağsı bir yapı oluşturuyor. Hücre zarının hemen altında bulunarak hücrenin biçimini korunmasını sağlıyor. Ayrıca sitoplazmaya da yarı katı bir kıvam kazandırıyor. Hani diyoruz ya sitoplazma yumurta akı kıvamındadır diye. İşte bu yumurta akı kıvamını kazandıran kimdir? Mikrofilamentlerdir. O zaman şöyle diyelim. Sitoplazmaya yarı katı halini kazandırır. Halini kazandırır dedik. Arkadaşlar, mikrofilamentlerin diğer görevlerine baktığımızda yine mikrofilamentler mikrovilüslerin temel yapısını da oluşturuyor. Hani burada mikrotübüllerden bahsettik. Hani içerisinde bulunan siller falan filan, mikrofilamentler de aynı şekilde. Hatta daha çok mikrofilamentler katılır bu yapıya. O yüzden mikrofilamentler temel yapısını oluşturur diyebiliriz. O yüzden burada direkt yazmak istiyorum. Mikrofilamentler ince bağırsak gibi yapılarda mikrovillusların merkezini oluşturur. Bakın harekete yardımcı olan mikrotübüllerdir. Ama merkezinin yapısını oluşturan kimdir? Mikrofilamentlerdir. Unutmayın. Ayrıca mikrovillus ne yapıyor? Mikrovillus hücrenin yüzey alanını genişletiyor. Mikrovilluslar dokunun yüzey alanını genişletir. Yüzey alanını böylece emilim kolaylaşıyor, değil mi? Genişletir. Bunu zaten sindirim sistemine geldiğimizde işleyeceğiz. Peki gelelim. Hani aktin, miyozin dedik ya. Arkadaşlar, aktin filamentleri, yani mikrofilamentler, miyozin proteinleriyle birlikte kas kasılmasında görevlidir. O zaman yazalım. Aktin, miyozin ile birlikte kas kasılmasında görevlidir. Yine dediğim gibi destek ve hareket sistemine geldiğimiz zaman orada da işleyeceğiz. Arkadaşlar,
Mikrofilamentlerin önemli bir özelliği, görevi daha var. Hayvan hücrelerinde sitokinez sırasında boğumlanmayı sağlar. Hani bitki hücreleri hücre bölünmesinde sitokinez de ara lamel oluşturarak bölünüyor. Bisküvi gibi ortadan kırılıyor. Ama hayvan hücreleri hücre bölünmesi sırasında boğumlanarak bölünürler. İşte bu boğumlanmayı mikrofilamentler sağlar. Hayvan hücrelerinde sitokinez sırasında boğumlanmayı sağlar. Boğumlanmayı sağlar. Evet, gelelim başka bir özelliğine. Arkadaşlar yine aktin ve miyosin filamentleri bir araya gelerek amaboid dediğimiz bir hareketi sağlıyor. Amaboid hareket nedir? Yalancı ayak oluşturarak hareket etmedir. Mesela amip gibi hücreler yalancı ayak oluşumunu gerçekleştiriyor ve bu şekilde hareket ediyor. Bizim akyuvar hücrelerimiz de böyledir. Yalancı ayaklarıyla, akyuvar hücrelerinden bazıları tabii ki hepsi değil, yalancı ayaklarıyla hareket eder. İşte bu amaboid hareket dediğimiz yalancı ayak oluşturma olayını kim yapıyor? Mikrofilamentlerden aktin proteinleri ve miyozin proteinleri yapıyor arkadaşlar. O zaman yazalım. Aktin ve miyozin amaboid hareketinde evet doğru yazdım, rol oynar. Yani yalancı ayak oluşumunu sağlar. Yalancı ayak oluşumunu sağlar. Dediğim gibi bunun en iyi örneği arkadaşlar amiptir. Amip yalancı ayaklarıyla hareket eden bir canlıdır. Ayrıca yine mikrofilamentlerin hareketi sitoplazmanın akışını da sağlar arkadaşlar. Onu da yazalım. Mikrofilamentlerin hareketi sitoplazma akışını sağlar. Sitoplazma akışını sağlar. Evet, bu şekilde hücre iskeleti, bakın tek kağıtta topladım hücre iskeletini, tek bir videoda topladım. Burada sentrozomdan bahsettik. Önemli olan sentrozom, kesinlikle unutmuyoruz. Mikrofilamentler, ara filamentler, kalından inceye doğru gittik arkadaşlar. Mikrotübül, ara filament, mikrofilament. Bu şekilde aklımızda tutuyoruz. Evet, bunlarla ilgili söyleyeceklerimiz bitti. Şimdi geliyorum. Bir sonraki videoya geçelim. Burada hücre duvarından ve hücreler arası haberleşmeden bahsedelim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.